İyi akşamlar Yeni Bakış Web TV izleyicileri. Evet, bugün 21 Şubat Perşembe Letra sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bu hafta konuğumuz Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilimler Dekanı Sayın Profesör Doktor Ülvi Keser. Bu hafta hocamızla yaptığı çalışmalardan, üniversitelerden, ülkemizin siyasi durumundan bahsedeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Memleket gibiyiz diyelim, geçelim. Evet hocam. Ülvi hocam benim üniversiteden de hocamdı. Çok güzel dersler, çok güzel saatler geçirdik. Çok değerli bir hocam. Buradan da söylemek istiyorum. Evet hocam, kısa bir özgeçmişinizle, ama gerçekten kısa bir özgeçmişinizle başlayabilmemiz mümkün mü programımıza? Evet, okumayı seviyorum. 1961 doğumluyum. Hayatım okumanın içinde geçti. Koleksiyoncu bir tarafım var, arşivci bir taraf var çocukluğumdan itibaren. Belki de o koleksiyonculuk ve arşivcilik benim okuma aşkımı hep diri tuttu. 17 Ocak itibarıyla ikinci doktoramı bitirdim. Yarım kalanlar var ama diğerlerine devam etme gücüm, cesaretim var mı çok emin değilim. Ama siyasi tarih, uluslararası ilişkilerin üstüne iletişim ve medya yönetiminde de doktorayı tamamladım. Dolayısıyla profesörlüğümün ötesinde şimdi çiçeği burnunda bir doktorum. Evet. Hayırlısı olsun hocam. Teşekkür ederim. Kitap yazıyorsunuz. Bayağı araştırmalarınızı kitaplara döküyorsunuz. Bunları takip ediyorum. Son 57. kitabınızı... 59 oldu. 59. Peki ben iki eksik kalmış. 59. kitabınız çıkmış. Hayırlısı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Bu kitap, bu araştırma yine hep geçmişten gelen okumadan mı kaynaklı yoksa... Çünkü çok ilginç konular araştırıyorsunuz. Yani herkesin üzerinde çalışmadığı, herkesin üzerinde araştırma yapmadığı konular ve spesifik konular ve kaynak olarak da eminim çok az kaynaklara erişiyorsunuz araştırmalarınızı yaparken. Nasıl oldu hocam bu özel konuları bulmak? Şöyle görmek lazım, teşekkür ediyorum. Sıkça karşılaştığım sorulardan aslında bu. Birincisi, ben çok fazla dağılan bir akademisyen değilim. Yani her telde oynamayı, her şeyden böyle bir çeşne olsun diye çalışmayı pek sevmiyorum. Özellikle 21. yüzyıl akademiyası içerisinde çok da tasvip edilen bir durum değil. Ne demek istiyorum? Bir bilim insanının bir uzmanlık alanı olmalı. Bizde maalesef sosyal bilimlerde çalışan akademisyenler farklı alanlarda bir şeyler yapmaya çalışırlar. Şimdi bakarım, örneğin uluslararası ilişkiler çalışan bir akademisyen, Güney veya Kuzey Osetya'daki iç karışıklıklarla ilgili çalışma yapar. Sonra bir bakarım, Akdeniz'le ilgili bir çalışma yapar. Sonra bir bakarım, Baltıklarla ilgili bir çalışma yapar. Sonra bakarım, Avrasya'yla ilgili bir çalışma yapar. Şüphesiz bir şeyler okuyabilir, kendinizi geliştirebilirsiniz, araştırabilirsiniz ama bir alanınız olmalı. Yani A veya B akademisyenle ilgili konuşurken hemen adı konmalı. Evet, bu konuyu bilir, bu konunun uzmanıdır denmeli. Biz bunu pek yaratamıyoruz. Bizde pek yok yani. Gerek Türkiye'de, gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu yok. Ben Kıbrıs çalışırım. Evet. Birinci sebep bu. İkincisi, burası Pandora'nın kutusu gibi. İnanılmaz zenginlikler var. İnanılmaz. İnanılmaz. Bakmasını ve görmesini bilen için. O araştırmacı ruh, heyecan da olursa çıkacaktır. Ben hala bu topraklarda keşfedilmeyi bekleyen, araştırılmayı bekleyen pek çok konu olduğunu düşünüyorum. Biraz peşinden koşuyorum. Belki de o araştırmacı, arşivci, koleksiyoncu ruhum daha iyi koku almamı sağlıyor. Çokça da fedakarlık yapıyorum. Yani sebat ederim. Ama
yorulmam, yüksünmem, aman sen de demem, adam sen de demem, peşinden koştururum. Bulurum o arşiv belgesini, bulurum o kişiyi, bulurum o konuyla ilgili görseli, yazılı belgeyi ve kağıda dökerim. Ve bundan da inanılmaz keyif alıyorum. Evet. Sizinle çok sohbetimiz oldu hocam. Ben de Kıbrıs aşığı biri olduğumu söylerim her zaman. Sizin yaptığınız çoğu araştırma çok ilgimi çekti. Hepsini de bir solukta okudum, bir solukta şey yaptım. Bir dersimizde hatırlıyorum. Çok benim için kıymetli bilgileri almıştım ve hiçbir kaynakta da okuyamadığım bilgilerdi. Bu Kıbrıs bütün dinlerin beşiğidir. İşte Saint Barnabas'tan bahsetmiştiniz veya Hala Sultan'dan bahsetmiştiniz. O olayı bir daha alabilir miyim sizden? Burada tabii daha farklı bir şey var. Biz birincisi mavi vatan denen kavramı bilmeyiz. Yani yaşadığımız toprakları sadece bastığımız arazi olarak değerlendiririz. Hem Kuzey Kıbrıs'ta hem Türkiye'de. Soluduğumuz havanın bulunduğu atmosferi o vatanın parçası olarak değerlendirmeyiz. Ülkeyi çevreleyen denizi de ülkenin içerisinde vatan olarak görmeyiz. Bu son derece önemlidir. Öyle olunca örneğin bizde balıkçılık yoktur. Denizle ilgili herhangi bir faaliyet de yoktur. Yani Akdeniz'in öbür yakasına gidelim. Türkiye'de Denizcilik Bakanlığı daha birkaç yıl önce kuruldu. Bu işler Denizcilik Müsteşarlığı vasıtasıyla yürütülürdü Ankara'da. Ülkede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı var. Karargahı Ankara'da. Osmanlı'dan gelen bir kültür var. Türk insanı denizden pek haz etmez. Hep uzakta. Eski Türk yerleşimlerine bakın. Kıbrıs için de geçerli. Türklerin yerleştiği yerler hep dağın yamaçlarıdır veya ovadır. Deniz kıyısına pek gitmez. Sırtını denize döner. Şimdi burada bütün bu olumsuzlukların içerisinde denizden bir haber, onun önemi, onun stratejik pozisyonundan bir haber veya da hala farkına varamamışken bir de Akdeniz olgusu var bizi ilgilendiren. Biz Akdeniz kavramını da hep Türkiye'nin güneyi ile Mısır'ın arasında kalmış veya İskenderun Körfezi ile Cebeli Tarık Boğazı arasında kalmış bir iç deniz olarak görürüz. Oysa tıbbın babası Hipokrat Akdenizlidir. Dünyanın yedi harikasından bahsederiz. En kısa şekliyle Babil'in asma bahçeleridir, Keos piramididir, Rodos'taki denizci heykeli feneridir, efendim Artemis tapınağıdır, Halikarnasos mozolesidir. Yedisi de Akdeniz'dedir. Dikkat edin, coğrafi bir kavram olarak söylemem bunu. Bir uygarlık kavramıdır Akdeniz. Dinler tarihinin içerisinde son derece önemli Ashab-ı Kehf diye bir ifade var. Hristiyanlar da, Museviler de, efendim, İslam coğrafyası da inanır. Yedi uyuyanlar diye geçiyor. Literatüre geçmiş yedi uyuyanlarla ilgili yedi mağara vardır. İlginç bir şekilde tamamı Akdeniz'dedir. Şimdi sorunuza geleyim. Dinler tarihi açısından, inanç dünyası açısından baktığımızda İslam coğrafyasında inananlar hacı olmak için nereye gider? Mekke'ye gider, Kabe'ye. Nerededir? Akdeniz'dedir. Musevi nereye gider? Ağlayan duvara gider, şimdiki İsrail'e gider, eski Filistin topraklarına gider, Akdeniz'dedir. Hristiyan hacı olmak için nereye gider? Vatikan'a gitmez. Apostolos Andrea Manastırı'na gelir, kutsal su içer orada. Son derece önemli. Sümela Manastırı'na gider, Trabzon'da şu söylenebilir. O da mı Akdeniz'de? Evet, o da Akdeniz'de. Çünkü Akdeniz kavramı bir uygarlık kavramıdır. Sabahattin Eyüboğlu, Azra Erhat, Nev Anadolucular denilen akımın savunucuları Türkiye'de, yani yeni Anadolucular denilen akımın
savunucuları Akdeniz'i şöyle tarif ediyor. Avrupa, Asya ve Afrika'ya kıyı veren kıta. Avrupa, Asya ve Afrika'ya kıyı veren kıta. Ve altıncı kıta olarak adlandırıyorlar Akdeniz'i. İşte bu coğrafyanın içerisinde Kıbrıs Adası neden önemli? İnanç turizmi açısından, bir inanç merkezi olması açısından son derece önemli. Kıymetini biliyor muyuz? Hayır. Değerlendiriyor muyuz? Hayır. Bununla ilgili bir yatırımımız, bir projemiz var mı? Bugüne kadar hayır. Yani İslam coğrafyasının tam ortasındayız. Kıbrıs Adası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anlamında söylüyorum. İşte o yedi uyuyanlardan bir tanesi muhtemelen kendi ülkemizde yaşayan insanların çoğu da bilmez. Hazreti Ömer Türbesi Çatalköy'de. Ve o yedi uyuyanların, ki içeride yedi mezar vardır, yedi uyuyanların saklandıklarına inanılan mağara da türbenin altındadır. Oraya gider insanlar ama o mağarayı ziyaret etmezler. Çoğu bilmez, birincisi. Evet. Hatta bugün biraz deforme ettiğimiz, yumuşatarak söylüyorum. O sahilde taşların üzerinde nal izlerinin olduğuna inanılır. İnanç dünyasında. Dolayısıyla son derece önemli. İnanç turizmi açısından kime? İslam coğrafyasına hizmet edecek şekilde kullanılabilir. Yani bu ülkede biz farklı bir mecraya gidiyor sohbet ama devamlı 5 yıldızlı veya üstü projelerle otel yapalım. Evet, cebinde 5 lirası olan 10 kişiyi mi getirelim? Cebinde 50 lirası olan 1 kişiyi mi getirelim? Atığı olmayacak, çevre kirliliği olmayacak, gürültüsü patırtısı olmayacak, rahat döviz gelecek buraya, bir sirkülasyon yaratacak, sinerji yaratacak, arkadan başkaları gelecek vesaire. Şimdi diğeri Apostolos Andrea. Orada bir su var. Kutsal su. Evet. Hafta sonu geliyorlar komşular. Hep şunu söylüyorum. Biz devlet olarak küçücük şişelerin içerisine o suları koysak, üzerine de yazsak, donated by TRNC, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hediyesidir diye. Veya işte 5 euro fiyat koysak. Neyse, bilmiyorum yani, ben ekonomist değilim. Ama bu suyu değerlendirsek, ülkenin tanıtımı anlamında bir, ülkenin tanınması anlamında iki, ekonomiye girdi anlamında. Başka neler yapılabilir? Üç, çok ilginçtir, Yahudi dönmesidir Sen Barnaba. O açıdan önemli. Şimdi İslam'dan bahsettik. Hazreti Ömer. Evet. Hristiyanlıktan bahsettik. Apostolos Andrea'dan. Ve Sen Barnaba. Bir Yahudi dönmesi olduğu için öldürüldü. Ve İsa'nın son yemeğinde oturanlardan birisi olarak değerlendirilir. Ha, buradan kaçanlardan birisi de işte Saint Pierre Kilisesi'ni açan Aziz Pierre Hatay'da. Dünyanın ilk kilisesidir. Akdeniz coğrafyasında. Dolayısıyla bu coğrafyada Larnaka'daki Hala Sultan Türbesi'ni zaten söylemiyorum. Yani bununla ilgili bir program hazırlanır. Zaten var. İyi niyet gösterisi karşılıklı bayramlarda her iki taraf kapılarını açıyor. İşte gidiyorlar, geliyorlar tören için falan. Dolayısıyla bu çok daha kolay hale getirilebilir. Ama bizim ekonomimize turizm anlamında muazzam katkı sağlayacak bir potansiyel var burada. Diğerlerini saymıyorum. Sadece Türkiye kaynaklı olabilecek inanç turizmine yönelik şeyleri söylemiyorum. Yani 1571 sonrası işte Lefkoşa özellikle sur içinde dolaşırken yüzlerce şehit şehida mezarı veya türbesiyle karşılaşırsınız. Her köşe başında vardır neredeyse. Yani surlarda dışarıdan Çetirkaya Spor Kulübü'nün hemen önünde biliyorsunuz evet, işte evet. Zahra Türbesi'yle başlar orada. Yedilerde var efendim. Lokmacı'ya yakın var, Ankara sokakta var, var da var pek çok yerde. Polisin köşede var, vakıflar kendince restore etmeye çalıştı vesaire. Kullanılabilecek değerler ama hepsinin tamamı esasında Akdeniz dediğimiz o dev ifadenin içerisinde. Çünkü burası gerçek anlamda uygarlıkların beşiği, değerlendirebilirsiniz. Dolayısıyla Akdeniz coğrafi bir tanım mıdır? Hayır. Ama onun dışında
dini bir kavramdır, siyasi bir kavramdır, ekonomik bir kavramdır, tarihi bir kavramdır, kültürel bir kavramdır. Söylenceler dünyasında yani mitolojide son derece önemli bir kavramdır. Yani Afrodit buraya gelmiş. Daha ne konuşacağız? Yani Afrodit burada. Ve bu coğrafyada bütün dünyada olduğu gibi dinleri de belli bir noktaya getiren özelliklerden birisidir. Mesela taş önemli bir olgudur inanç dünyasında. Hristiyan, Musevi, Müslüman, ateist hiç fark etmez. Taş kavramı son derece önemlidir. Ve Kıbrıs'ta taş önemli bir olgudur. Değerlendirilebilir. Hem bu tarafta hem o tarafta bununla ilgili onlarca, yüzlerce örnek var. Yani Kıbrıs bütün dinlerin, bütün coğrafyanın, bütün her şeyin zaten bir harmanlanmasından ortaya çıktı. Bu zamana kadar geldi ve yani otel turizmi yerine doğal aslında zenginliklerimizle de turizm yapabileceğimiz ortaya çıkıyor burada. Bilinmeyen aslında belki de coğrafyanın, yakın coğrafyamızda bilinmeyen de özellikleri var. Üstünde bunların. Durduğum başka bir şey var. Benim üstünde durduğum ama konuyla ilgilenmesi gerekenlerin hiç yanına yaklaşmadığı. Tabii pek çok şey yapılır burada ama... Belki de ben içinde olduğum için bunu ön plana çıkarmaya çalışıyorum. Mağara turizmi. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde benim bizzat içine girdiğim, dolaştığım, tırmandığım 200'ün üzerinde mağara var. Bir tanesine ben de sizinle birlikte gelmiştim. Evet. Çanakkale Esirler Mağarası'na. Bayağı onu bir bile, gidişi zor bir yolda evet, ama... Onu bile değerlendiremedik. Yani 2015 Çanakkale'nin 100. yılında değerlendirelim diye uğraştım. Buraya İngilizleri, Avustralyalılar, Yeni Zelandalıları hülle yaparak Gelibolu üzerinden getirtme gibi bir projede hazırladık. Ülkeyi tanıtalım, tanınmasını sağlayalım diye. Yolunu yapalım, tanıtıcı levhalar koyalım, broşürler dağıtalım, reklamını yapalım. İnsanlar gelsin, iç turizm, dış turizm hangisiyle olursa diye bir çalışma başlattık ama kadük kaldı. Yani dönemin Karayolları Dairesi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve üniversite işbirliğiyle bir noktaya kadar getirmiştik. Levhalar diktik, yolların üzerine Ergenekon'dan beş parmaklara kadar tanıtıcı levhalar koyduk, İngilizce, Türkçe levhalar koyduk. Küçük levhalar koyduk yine İngilizce, Türkçe her 100 metre arayla ama sürekliliğini maalesef sağlayamadık. Zaman içerisinde söküldü, parçalandı. Bunu da kim niye yapar onu da anlamak mümkün değil ama şimdi neredeyse bir iki tane ancak tabelamız veya levhamız kaldı. Ona gelin Çanakkale Esirler Mağarası tabii bunların içerisinde belki de en önemlisi ve prestijlisi. Ama onun dışında Beşparmaklar coğrafyasında ve Meseria'da inanılmaz mağaralar var. Ve atıl vaziyette. Değerlendirmiyoruz. En son iki tane mağara buldum. Ben yine Beşparmaklar'da Küçük Paşa Mağarası ve Büyük Paşa Mağarası diye. Atıl vaziyette duruyor. Kaleburnu'nda bir mağarayı daha yeni söylediler. Gidip görmedim. Muhtemelen bu hafta sonu gideceğim. Mapus veya Mapushane Mağarası diye bir evin içerisinde kalmış. Ondan sonra. Geçenlerde Yeniceköy'de bir mağara gösterdiler bana. En son 74'te 54 kişi saklanmış içerisine. Ki öylece hayatta kalmayı başarmışlar. Tam da köyün içerisinde. Ama zaman içinde deforme olmuş, yıkılmış. Şimdi içeriye girilecek bir hali yok ama bununla ilgili bir proje hazırlansa açılır ve değerlendirilir. Evet. Hocam o kadar aslında çok değerimiz var ki ülkemizde değerlendiremiyoruz. Sizin de bu araştırmalarınız sayesinde umarım biraz daha dikkat çekeriz, biraz daha fazla önem gösteririz. Keşke, umarım. Bu mağaralar turizme açılır. Keşke. Bu tarihi yerler biraz daha fazla tanıtılır. Biraz daha fazla ülkemize hem turist gelir hem daha fazla tanınırlığını sağlarız. Keşke. Ülkemiz coğrafyasının. Hocam şimdi siz üniversitede uluslararası ilişkiler profesörüsünüz. Biraz daha akademik kısma, akademik
Siz siyaset yetiştiriyorsunuz aslına bakarsanız. Yani siz tüm uluslararası ilişkiler öğrencilerine siyasetin nasıl yapılması gerektiğini, nasıl bir altyapı olması gerektiğini aşılıyorsunuz. Ben şunu sormak istiyorum size öncelikle bir akademisyen olarak. Alaylı bir siyasetçi mi daha iyidir yoksa mektepli bir siyasetçi mi daha iyidir ülke için? Zor bir soru bu. Yani evet veya hayır şeklinde bir cevabı olamaz. Ama şöyle söylemek lazım. 1933-1934'te Atatürk Medeni Bilgiler kitabını bizzat kendisi yazdıktan sonra dönemin Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Sekreteri Recep Peker'e veriyor. O da ön sözde, kitabın ön sözünde bu çalışmayı, Medeni Bilgiler denilen kitabı, işte seçim nedir, neden yapılır, seçmen nedir, nasıl oy kullanılır, banka nedir, postane nedir, Danıştay nedir, anayasa nedir, anayasa mahkemesi nedir, nasıl itiraz edilir, nasıl müracaat edilir, efendim askerlik nedir, neden askerlik görevi yerine getirilmelidir gibi sosyal hayatın içerisinde karşılaştığımız her konu başlığını Atatürk tek tek yazmış. Ama kitabın ön sözünde Recep Peker bu çalışmanın yapılmasıyla ilgili ana gayeyi şu ifadeyle belirtiyor. İyi vatandaş yetiştirmek için diyor. Çok önemli bir söz. Bu tabii. Hatta o günkü Türkçeyle, ki bunu daha çok haz ediyorum, İyi vatandaş yetiştirmek için diyor. Ha, burada şu var. Genel bakış açısı içerisinde siyasetçi dediğimiz kişiler profesyonel olarak bunu yapmazlar. Bu bir meslek değil. Evet, evet. Dolayısıyla şöyle bir aşama var. Bunun ayrımını görürsek konu veya tartışma çok daha kolay bir sonuca ulaşır. Siyaseti herkes kendi çapında, kendi çerçevesi içerisinde yapabilir. Yani bir taşra kasabasında, bir köyde, sokaktaki vatandaş da kendince bir şeyler konuşur. O beldede herhangi bir siyasi partinin üyesi veya yönetimde olan, ilçe, köy yönetiminde olan herhangi bir kişi de yapar. Efendim, metropollerde yönetici durumunda olanlar da yapar. Sonuçta hepsine biz siyasetçi deriz. Ama bunun bir adım sonrasında bizim karşımıza devlet adamlığı denilen bir kavram çıkar. Burada bir geçiş var. O geçiş nasıl olur? O geçiş meclis vasıtasıyla olur. Yani seçilirsiniz. Zaten siyasetçinin bir hedefi olmalı. Nedir? Eğer bir parti çerçevesi içinde bunu yapıyorsa şüphesiz ki başarılı olmak ister. Ama kendisiyle ilgili başarı seçilmekle olur. İlçe yönetimine seçilir, il yönetimine seçilir. Efendim, orada başarılı bulunur, üst kademelere gönderilir. Parti genel kurulunda, yönetim kurullarında görev alır. Belki bir sonraki adım meclistir. Orayı hedef alır. Burada işte sokaktaki vatandaş açısından baktığımızda iki kavram da birbirine karışır. Siyasetçi ve meclis. Meclis için 1920'li yıllarda Şükrü Bey milletin Kâbesi diyor. Milletin Kâbesi. Atatürk kalpgah diyor. Müthiş. Yani bütün seçmeni topluyor ve orada bir kutsiyet kazandırıyor, bir ulvilik kazandırıyor, bir yücelik kazandırıyor. Bu şu anlama geliyor. Bir defa meclis özel, aziz, kutsal bir yer. Yani yıpratmamak lazım. Yıpratmamak lazım. Kısır çekişmelerin içerisinde
meclisin o âli kimliğini hırpalamamak lazım. Burada görev o meclise seçilmiş olanlara düştüğü kadar sokaktaki vatandaşa yani kamuoyuna da düşer. Meclisi çünkü bir adım geriye aldığımızda şunu görürüz. Demokrasi denilen bir çerçevenin içerisindeysek, çünkü siyaset sonuçta yönetme sanatı. Nasıl yönetirsiniz? Zorla yönetirsiniz. Efendim, bir sanat olarak görürsünüz siyaseti, öyle yönetirsiniz. Efendim, ceberrut bir yönetimle idare edersiniz. Ama asıl olan hangisidir? Herkesin mutlu olacağı bir meşru sistemin içinde yönetirsiniz. İşte burada kişiler kadar o kurumun da varlığının korunması gerekir. Bu iyi vatandaş olmaktan geçer. O noktada eğitim görmüş olanlar mı, alaylı mı? Hayır. Bir de insanın ruhunda bunu yaşamak gerekir. Yani siz yurttaş kimliğini taşıyorsanız, hakikaten yurttaş kimliğini, böyle göğsünüzü gere gere ben bu ülkenin yurttaşıyım diyorsanız orada akan sular durur. Bunun 4 yıllık lisans eğitimiyle bir ilgisi yok. Tecrübeyi bir kenara koyuyorum. O ayrı bir konudur. Ama burada sizin önce kendiniz vatandaş olarak, yurttaş olarak o kimliği özümseyip, içselleştirip, içselleştirmediğiniz önemli. Çünkü bunun gereklerini yerine getirmelisiniz siz. Neden? Winston Churchill'in Lordlar Kamerası'nda bir konuşması var öyle. Hepinizi kucaklıyorum der mesela. Bir kadın Kamerada, Lordlar Kamerası'nda olan bir kadın üye der ki hep erkeklerden bahsediyorsunuz der. Neden kadınlardan bahsetmiyorsunuz? İngilizce kelimelerle oynayarak da bir cevap verir. Winston Churchill ona hoş bir cevap verir. Nükteden bir kişiliği var. Ama burada kastettiği hepinizi kucaklıyorum ifadesi aslında bütün toplumu kucaklayacak şeylerdir. Ha, neyle olur? Hoşgörüyle olur. Hoşgörüyle olur. Neyle olur? Yönetme sanatının içerisinde. Çünkü siyaset yönetme sanatıdır. Evet. Uzlaşıyla olur. Uzlaşıyla. Uzlaşacaksınız. Bu neyi gerektirir? Asgari müştereklerde buluşma veya buluşabilme yetisi olmalı veya geliştirmelisiniz. Çünkü içinde yaşadığımız sistemin, yani demokrasi dediğimiz sistemin olmazsa olmazı siyasi partilerdir. O siyasi partilerdedir, siyasetçilerde. Siyasi partiler eğer aynı görüşü benimsiyorlarsa, aynı düşünce yapısına sahiplerse neden A veya B olarak kurulsunlar ki? O zaman karşımıza şu çıkacak. Bir saksı, aynı toprak, aynı toprak, tek bir saksı yani ülke içerisinde gelincik var, menekşe var, mabutsa var, deve dikeni var. Katlanacaksınız. Katlanacaksınız. İşte o hoşgörü, o hoşgörü, o iyi vatandaş olma becerisi, sizin içeride göstereceğiniz o tahammül veya uzlaşıcı siyasi yaklaşım kamuoyuna da yansır ve yüzleri güldürür. Yüzleri güldürür. O zaman vatandaş siyasi partilerin bakış açısının üstünde kendi ülkesiyle ilgili o tolerans standartlarını biraz daha genişletir. Biraz daha genişletir. Yani kendi kafasına uygun olmayan bir partinin iktidarında örneğin çok sert eleştirilerin içerisine girmez. Bir açık kapı bırakır veya bırakabilir. Bunu yapacak olan siyasetçidir. Tabii neyle birleşecek? Şüphesiz okuması, bir eğitim görmüş olması önemlidir. Şüphesiz tecrübeli olması önemlidir. Yani Türk siyasetine baktığımızda neredeyse tamamı mühendistir. Kıbrıs'ta da daha çok avukat, doktor. Doktor, evet. Yani rahmetli Demirel 7 kere gittim, 8 kere geldim derdi. Hakikaten 60 darbesi, 70, 80'ler hırpalandı.
Gitti gitti geldi. Demokrasinin güzelliği mi, demokrasinin azizliği mi? Bu ayrıca tartışılır. Ama sonuçta orada. Dolayısıyla gelincik ve babutsa aynı saksının içerisinde yetişmeli. İşte o nokta tecrübeyle birleşince biraz kendisini gösterir. Yani olmak gerekir. İşte Bülent Ecevit lise mezunuydu. Ama hiç kimse bunu konuşmazdı. Turgut Özal tamamen konunun dışında, siyaset çalışmamış birisi, devletin bürokrat kadrosundan gelmiş bir isimdi. Devleti yıllarca yönetti, sonra cumhurbaşkanı oldu vesaire. Yani Kuzey Kıbrıs için de aynı şey geçerli. Bizim gibi toplumlarda ise biraz daha farklı bir durum var. Bunu hep şuna bağlıyorum, Akdenizliliğimize. Onu burada bir defa adalar zaten çok farklıdır. Adalarda yönetim zordur. Yani işte bu coğrafyada Rodos, Girit, Korsika, Sicilya, Kıbrıs, Malta ülke olarak değerlendireceğimiz AB içerisinde Malta, efendim Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs Rum yönetimi devlet anlamında söylüyorum. Ha, diğerleri İtalya'nın, efendim Yunanistan'ın bağlı adalarıdır ama mesela orada belediye zor çalışır. Korsika'da, Sicilya'da zor çalışır. Rodos'ta yönetim zor çalışır. Neden? Adaların kendine has bir havası vardır. Adalılar nedeniyle. Adalılar hırçındır. Ama kötü niyetli değildir. Şöyle bir bakınca ortaya çıkar. Evet, gerçekten öyle. Hırçındır ama kötü niyetli değildir. Duygusaldır. Çok çabuk tepki verir. Ormanla ilgilenmez. Hep ağaçla ilgilenir. Yani dünyası küçüktür. Ufkun ötesine bakmaz. Uzun vadeli düşünmez. Yani bu söylediklerimi Kuzey Kıbrıs'a yerleştirebiliriz. Evet. Düşününce gerçekten de birçok noktada tabii, hepsi, öyle olduğu hepsi o yani. Yani çok evet. Çok sertizdir. Her anlamda sertizdir. Sen böyle onu mesela dışarıda özellikle Türkiye'de işin siyaset boyutuyla ilgili örnek verelim. Orada hoş olmayan şeyler olur. Böyle siyasetçiler birbirine saldırır falan. Bizde hiç öyle bir şey yaşanmaz. Umarım bundan sonra da olmayacaktır. Neden? Burada çünkü insanlar sert tepki verir ama iyi niyetlidir. Ve onu unutur. Sokaktaki vatandaş da öyledir. Sokaktaki vatandaş, gazeteci Rauf Tamer'in 40 sene önce gazetesinde yazdığı gibi Avrupa pazarıyla ilgilenmez. Şimdiki Avrupa Birliği. Ortak pazarla ilgilenmez. Onun hedefi veya çıtası en fazla Beşiktaş pazarı. Kıbrıs için söylersek Mandabulya. O kadar. Onun üstüne gitmez. Yani poşetle uğraşırız mesela biz. Günlerce, aylarca poşetle uğraştık. Ama dolar 7 liraydı. Sterlin 8-9 liraya çıktı. Hiç kimse sterlini tartışmadı neredeyse. Çok ilginçti. Evet. Ama poşeti konuştuk. Poşeti konuştuğumuz kadar dövizi konuşmadık. Konuşmadık. Yani o ilgi bir gelip geçti. Evet, bu Akdenizlilikten. Böyle bunu seviyoruz. Bunu seviyoruz. Ve ilginç bir şekilde hepimizin bir fikri vardır. Küçük bir adada yaşıyor olmamız, Akdenizli heyecanı içerisinde yaşamamız, herkesin birbirini tanıması, herkesin birbirini şu veya bu şekilde akraba, tanıdık, hısım, eş, dost, yakın olması nedeniyle de biz bazen sıfır maliyetle çözebileceğimiz pek çok sorunu çözemiyoruz. Yani yerelde de, özelde de, devlette de. Çok evet. İlginçtir. Evet. Evet. Şimdi Avrupa Birliği dediniz son. Ben de notlarımın arasında vardı. Bugün Türkiye'nin Avrupa Birliği defterinin kapandığı yönünde haberler vardı. Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu'nda belirli bir karar çıktı veya bir görüş oldu. Bu karar Kıbrıs'ı nasıl etkileyecek? Kıbrıs'ın mevcut çözümsüzlük sürecini veya çözümdeki süreci nasıl etkileyecek hocam? Bunu biraz şova yönelik bir girişim olarak değerlendiriyorum. Tabii bakış açısını da iyi görmek lazım. Şimdi Avrupa Birliği nedir, ne değildir, Türkiye'yi nasıl görüyor, oralara zaten hiç girmeyelim ama
yapmaya çalıştığı şeyler var Türkiye'nin. Ciddi hamleler de yaptı. Ama Avrupa'nın bakış açısından, Avrupa'nın penceresinden baktığımızda hala sıkıntılı başlıklar var burada. Onu biz anlamakta güçlük çekiyoruz. Yani 14. yüzyıl sonrasında bugünkü modern Avrupa'yı veya uygar dünyayı yaratan, işte Fransız devriminin ardından ortaya çıkan o eşitlik, adalet, özgürlük, hukuk kavramları konusunda bir bulanıklık var Türkiye'de. 125 gazetecinin yüzü dünyada, tutuklu gazetecilerin yüzü Türkiye'de diye manşet attı dün evvelsi gün bir Avrupa gazetesi. Bunlara dikkat etmekte fayda var ama ne yaparsak yapalım, gözünüzün üstünde kaşınız var düşüncesiyle zaten yeni bir şey çıkacak. Yani bu alınan kararlar, şimdi internette dolanan bir konu var. İşte 2023'te Lozan'ın süresi bitiyor, işte madenleri işleyeceğiz, o olacak, işte daha iyi noktaya gelecek gibi söylenler var. Bunların birçoğu zaten teyit sitelerinde yalanlanmış. İşte Lozan'ın zaten internette online, Lozan Anlaşması'nın online şeyleri görülebilir. Bunun da üzerine hemen işte tabii ki de işte kilitli sayfalar var. Onlar işte orada tutuluyor, burada tutuluyor diye. Yani bunlarla ilgisi var mıdır bu? Yok, yok, yok. Yani bu 2023 çok net, sürekli hedef gösteriliyor. Hayır, çok sürekli... net, çok net söyleyelim. Lozan'ın gizli hiçbir maddesi yok. 2023 gibi bir süresi de söz konusu değil. Uluslararası bir anlaşma, neredeyse bütün dünyayı bağlayan bir anlaşma, açık ve seçik olarak ortadadır. Bizi bağlayacak, bizi zora sokacak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti anlamında söylüyorum, gizli, açıklanmamış veya 2023'e endekslenmiş hiçbir maddesi söz konusu peki, değil. Böyleyse bu bor madeni üzerinde çok duruluyor hocam. Ben onu da sorayım yeri gelmişken. Bor madeninin bu kadar önemli olduğu söyleniyor. Bu birçok yerde de teyit edildiği ki gerçekten önemli olduğu, dünya için artık gelecekte çok fazla kullanılacağı. Bu kadar zamandır niye Türkiye bundan faydalanamadı? Veya Türkiye neden bu kadar zamandır işte bir tek Batman'da petrol çıkarıyor, diğer başka yerlerde çıkarmıyor gibi sorular da insanın aklına gelmiyor değil. Buna da psikolojik algı operasyonu diyorlar işte. Veya dezenformasyon diyorlar. Hem Türkiye üzerinde hem de Kıbrıs'ta, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu çok yoğun yaşanıyor. Bilgi kirliliği ve psikolojik algı operasyonu. Bu da öyle. Şöyle düşünelim. Yani biz klişe bir ifade var. Üç tarafı denizlerle çevrili bir Türkiye diyoruz. Dört tarafı denizlerle çevrili bir Kıbrıs adası. Balıkçılık sektörü var mı? Yok. Yok. Kaç kişi balık yer Lefkoşa'da? Kaç kişi yer? Yine de oturan kaç kişi yer? Yani ortalama bir vatandaştan bahsediyorum. Balık lokantasına giden değil. Sıradan bir şey söyledim. Yani sizin ülkenizin dört bir tarafı deniz olacak ve siz balık yemeyeceksiniz. Burada süpermarketten çok balıkçının olması gerekir. Doğru mu? Doğru. Dolayısıyla veya işte Doğu Akdeniz'de hidrokarbonla ilgili araştırma. Daha yeni adım atmaya çalışıyor Türkiye. Hala atmış değil. Gönderdikleri sondaj arama gemileri Alanya açıklarında. Muhtemelen önümüzdeki günlerde daha güneye inecek. Ama 2019 yılında daha yeni. Dolayısıyla nispeten çok daha kolay, rahat, kendi iç işlerimizle yapabileceğimiz şeyleri bile yapmamışız. Farklı yerlere odaklandık ve yapabileceğimiz şeyleri göz ardı mı ettik? Tabii. Kendi içimizde yani yapabileceğimiz çok şey var. Tabii çok şey var. Yani ülkede ormancılık, ülkede efendim ziraat, ülkede hayvancılık, ülkede balıkçılık, ülkede süt ve süt ürünleri, ülkede daha yakın zamana kadar kendine yetebilen 7 ülkeden birisi olarak övünülen Türkiye'den bahsediyoruz. Ceviz Venezuela'dan geliyor, ceviz Nikaragua'dan geliyor, ceviz Amerika'dan geliyor Türkiye'ye. İnanılır gibi değil. Fındık konusunda da benzer tabii, şeyler bekliyor. Yani şu anlamda söylüyorum. Şu anlamda söylüyorum. Kendi içimizde yapacağımız daha çok şey var.
Ya çok şey var. Ha, bor önemli, tamam. Ama bora gelince kadar, hoş başladı maden tetkik arama üstünde bir takım çalışmaları yapmaya. Ama başladığımız, yarım bıraktığımız, hala başlamadığımız o kadar çok şey var ki bu zenginliğin içerisinde. Aynı şey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de geçerli. Burada da hala beklediğimiz şeyler var. Bu coğrafyada üretebileceğimiz, yetiştirebileceğimiz o kadar çok şey var ki. Balcılık var mı burada? Yok. Çok fazla. Evet. Suyu getirdik. Vahşi tarım, yani yağmur yağarsa sulanan tarlaların dışında Meselya Ovası'na akıyor musun? Akmıyor. Değişik bir flora geldi mi buraya, kısa zamanda yetiştireceğimiz bir orman türünü getirdik mi mesela? Kısa zamanda 5 yılda yetiştireceğimiz, kesip ihraç edeceğimiz ve yerine yenisini ekebileceğimiz cinsten ağaçlar getirdik mi? Tropik ağaçlar örneğin. Bütün dünyada var. Getirmedik gibi. Yani burada da yapacak çok şeyimiz var aslında. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Evet. Evet. Yani birçok yapılacak şey var kesinlikle. Bu şeyi anımsıyorum. Mausa'ya gidişte Aslan Köy'ü geçtikten sonra sağlı sollu bir orman arazisi var. Ben ilkokuldayken bizi oraya götürüp o ağaçları ektirmişlerdi. Yani siz şimdi hızlı büyüyen ağaçları bahsettiğinizde direkt aklıma orası geldik. Yani şimdi her geçtiğinde biraz daha büyüyor, biraz daha büyüyor. Aslında bizim yani ada ülkesiyiz. Bu tarz şeylere daha fazla destek ve daha fazla katkı yapmamız lazım aslında. Hem maliyetsiz, hem ülkemizin evet. zenginliği için. Tabii. Hem yani ülkemizin geçmişte de sandal ağacıyla meşhurdu. Birçok ağaçları buradan alıyordular, buradan gemi yapıyordular ama şu an neredeyse hiçbirini bırakmadık. Yok. Ağaçlarında. Evet. Zenginliklerimizi de yok ediyoruz. Evet. Evet hocam, ben biraz da üniversitelere dönmek istiyorum. Şimdi üniversite adasıyız, eğitim adasıyız. Siz de bir üniversitemizde görev yapıyorsunuz. Biraz daha geniş bir bakış yaparak üniversitelerimizden devletimiz faydalanabiliyor mu? Gerçek anlamda bilim üretmelerini sağlıyor mu? Ve o bilimlerden devlet faydalanabiliyor mu? Bunu sormak istiyorum. Yani ben bunu görüyorum. Çok daha fazla faydalanılması gerekiyor. Yani gazetelerde görüyorum. X bakanımız Ankara'da bir üniversitenin bir fakültesiyle bir anlaşma imzalıyor. Ben niye diye sorduğumda Kıbrıs'ta yok. İşte başka bir bakanlığımız, başka bir üniversiteyle Türkiye'de yine başka bir anlaşma imzalıyor. Neden? Kıbrıs'ta böyle bir bölüm yok. Demek ki biz belki de üniversite sektörünü yanlış planladık. Bölümlerimizi ihtiyacımıza göre değil de öğrencinin talebine göre açtık. Benim düşüncem, siz nasıl bakıyorsunuz? Faydalanabiliyor mu devlet üniversitelerden? Üniversiteler kurumsal kimliği içerisinde kendilerine bazı misyonlar edinirler. Akademiya dediğimiz bu bilim dünyasının içinde bunlar olmalı. Neler olmalı? Bir grup der ki ben alanında çok iyi yetişmiş uzmanlar yetiştireceğim. Yani benim üniversitemden şu veya bu bölümden mezun olan öğrenci hakikaten konusunun en iyilerden birisi olacak. Parmakla gösterilecek. Bu bir yol üniversiteler için. Bir diğeri der ki ben tamam ortalama öğrenci yetiştireceğim. Yani yapabileceğim her şeyi öğrenci için yapacağım ama asıl gayem kadromdaki bilim insanları vasıtasıyla ARGE projelerine, araştırma geliştirme faaliyetlerine ağırlık vereceğim. Hangi alandaysa. Bir ziraat fakültesi olabilir, bir inşaat mühendisliği, inşaat fakültesi olabilir, mühendislik, mimarlıkla ilgili olabilir. Siyasa bilgiler fakültesi olabilir, diplomatik anlamında çalışacak. Her neyse, bütün bölümler fakülteler için geçerli. Bir üçüncüsü de içinde bulunduğum coğrafyaya, topluma yönelik faaliyetlerde bulunacak. Kars'ta fakülte açmışsınız. Kars'ta fakülte açtığınızda benim aklıma gelen tek şey o fakültenin hayvancılıkla ilgili çalışma yapmasıdır. Çünkü o coğrafyada başka bir şey olmaz. Bilimsel anlamda kalkındıracaksınız bölgeyi.
Konya'da bir üniversite açtığınızsa oradaki fakültelerin ben ağırlıklı olarak Konya platosunda tarımla ilgili çalışmaların içine gireceğini düşünürüm. Aynı şey Çukurova bölgesi için diyeceğim. Şimdi Kuzey Kıbrıs'a geldiğimizde bunları nasıl yerleştireceğiz? İyi lisans mezunları olacak elimde. Arge çalışmaları yapan bilim insanları olacak elimde. İçinde bulunduğumuz coğrafyaya profesyonel ve bilimsel altyapı desteği sağlayacak kadro olacak elimde. Hangisini yapıyoruz? Üniversiteler buna uygun bir misyon belirlemiş mi? Buna bakmak lazım birincisi. Yani aklın yolu bir. Yolu bir. Şimdi Karpaz coğrafyasında ormancılıkla ilgili çalışma yapabilirsiniz. Karpaz coğrafyasında balcılık yapabilirsiniz. Karpaz coğrafyasında balıkçılık yapabilirsiniz. Aynı coğrafyada nüfusa bağlı olarak süt ve süt ürünleriyle ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Arkeoloji yapabilirsiniz. Yani sanat tarihi yapılabilir. Tabii. Bu başta bahsettiğimiz üniversiteyle ilgili kısmı en kaba şekliyle. Tabii bunu yaparken bir, kamuoyunun desteği olacak. Yani üniversitenin tek başına çıkıp bunu yapacağım demesi çok da bir şey ifade etmez. Kamuoyunun desteği olacak. Yerel yönetimlerin desteği olacak. Bu destek bazen fiili anlamda bir katkıdır. Bazen de bir işbirliği, dayanışma projesidir. Ve devletin desteği, katkısı olacak. Yani bakış açısı anlamında da devlet olacak. Ama devlet, yerel yönetim ve kamuoyu olmadan üniversitelerin tek başına bir şey üretebilmeleri, somut bir şey ortaya koymaları bizim coğrafyamızda istenilen şeyler olması açısından zor. Geç kaldık mı bunları yapmak için? Geç kalmadık tabii. Yani geç kalmadık. Üniversite sayımızın fazlalığı konuşulmaya başlandı. Yani şunu iyi değerlendirmek lazım. Burada üniversiteler hep eleştiriliyor. Üst perdeden, alt perdeden, kamuoyu. Ama şunu da iyi görmek lazım. Burada üniversitelerde görev yapan ciddi bir aydın kadrosu var. Kesinlikle. Bir bilim kadrosu var. Kesinlikle. Bunu değerlendirmek lazım. Yani sosyal hayatın her alanında değerlendirilebilecek cinsten muazzam bir akil adam kadrosu var burada. Sinemacısı var, tiyatrocusu var, ziraatçısı var, tıp var, genetikçisi var, mikrobiyolojisi var, var da var. Hayatın her alanında. Ve bunların hepsi bizim için önemli bir avantaj. Ülke anlamında söylüyorum. İşte o noktada kamuoyu nasıl olur? Sivil toplum örgütleriyle olur. Sıradan vatandaşlar, beldeler olur. Köyler olur, ilçeler olur, yerel yönetimler, belediyeler vasıtasıyla ve devletin farklı birimleri bunlardan istifade etmesini bilecek, yol açacak, yol gösterecek, rehber olacak veya soracak ne yapabiliriz veya ne yaptınız diye. Yani oradan da bu anlamda olumlu bir tazyik gelmeli. Arkeoloji, evet, çok güzel. Az önce taşlardan bahsettim. 3 tane dev heykel var Karpaz'da. Atıl vaziyette. Her biri 5-10 metre büyüklüğünde. Nerede hocam? Bazı şeyleri de söylemek istemiyorum. Peki. Talan edilecek diye. Ama bilenler... Programdan sonra söyleyeceğiz hocam. Ben görmek istiyorum. Bilenler biliyor nerede olduğunu. Yani herhalde bir 10 metre falan vardır her biri. 3 tane sanıyorum. Karpaz'da atıl vaziyette duruyor. İnanılmaz. İşte kullanacağız. Şimdi ben arkeolog değilim. Büyük kızım arkeologdur. Bana hep tepki gösterir böyle şaka yolu. Baba sen arkeolog olmalıymışsın diye. Neredeyse onun üzerinde yeraltı kenti dolaştım, gezdim, tespit ettim ben Kuzey Kıbrıs'ta. Beş parmaklarda yüzün üzerinde mezar bulduk. 3 sıra halinde. Kaya mezarı. İçi dolu her birinde 3 tane ölü altarlarda yani bizim musalla taşı dediğimiz. Çok eskiden kalma herhalde bunlar değil mi hocam? Tabii en az 2-3 bin yıllık. Hayır. Ve devlete de bununla ilgili yazı yazdık. Nerede olduğunu da söyleyerek.
Bir yakında şey... bunlarla da ilgili bir kitap geliyor demek hocam. Bununla ilgili ciddi sen... bir çalışma yapıldı mı? Yapılmadı. Var işte bu ülkede. Var. Evet. Yani birbiriyle ilintili. Bir tek bildiğimiz ne var? Salamis, işte orada Engomi, orada Soli. Ağır Aksak da olsa. Yeraltı kentinden bahsediyorum. Yeraltı kenti. Antik kent değil. Kıbrıs Adası'nın her tarafı zaten antik bir tarihi alan ama yeraltı kentlerinden bahsediyorum. Hele bir iki tanesi var. Şimdi nerede olduğunu söylemeyeyim. İnanılmaz. İnanılmaz. Hala duruyor. Yani devletin resmi görevlileriyle bazı şeyler çıkardılar falan gördüm, ettim, söylediğim, gösterdiğim yerde. Çalışılabilir bunlarla ilgili. Mesela 100 civarında şu anda dünyada 100 kadar kalmış Akdeniz foku var. 100 kadar. Evet, geçenlerde bir tanesi de bir yavru da lefkede çıktıydı. 100 kadar. Ve gelip yuva yaptıkları, üredikleri bilinen 3 yer var. İskenderun civarında 1-2 mağara, eski adıyla Gilindir'e, şimdi Aydıncık dedik, Mersin'e, Anamur'a 50 kilometre mesafede, tam Girne'nin karşısında. Bir de Karpaz'da 3 tane mağarası vardı. Sağ olsun vatandaşlar talan ettiler mağarayı, çöplüğe çevirdiler. Gelen çöpünü oraya döktü, giden çöpünü oraya döktü. Balıkçı pisliğini affedersiniz oraya döktü. Kamyoncu kullanmadığı lastiğini oraya attı. Mağara çöktü, fok oraya gelmiyor. Toplam dünyada 100 tane var. Şimdi başka bir mağara tespit ettim ben, oraya gelmeye başlamışlar. Biraz daha uzak bir bölgede bir mağara. Burada söz dönüp dolaşıyor, ülkenin kullanmadığımız zenginliklerine geliyor. Endemik bitki açısından, nesli tükenmekte olan hayvanlar açısından inanılmaz zengin burası. Değerlendirelim işte. Üniversiteler de değerlendirsin ama devlet de yol göstersin. Yerel yönetimler de yol göstersin. Ormancılık, evet yapalım. Siyaset bilimi neredeyse bütün üniversitelerimizde var. Ama bugüne kadar devlet bizi hiç toplamadı. Gelin bakalım siz ne diyorsunuz? Yazın bize, verin. Sizin düşünceniz nedir? Bu konuyla ilgili olarak siz ne diyorsunuz? Demedi. Evet. Yani yapacak çok şey var aslında. Umarım üniversiteleri daha etkin kullanacağımız günleri de göreceğiz. Tabii çok ki. Çok uzak olmaz. Bu kadar fazla bölüm, bu kadar fazla akademisyen, bu kadar fazla bilim üretilen üniversitelerimiz varken bunları ülkenin hayrına, ülkenin faydasına döndürecek adımlar da atılır. Evet hocam, sonuna geldik programımızın. Ben çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Yeni kitaplarım da geldi. İmzalamışsınız da. Eskinin yenileri. Evet, eskinin evet. Yenileri benim için yeni oluyor. Evet, İlk defa okunacak. Çok teşekkür ederim kitaplar için de. Ben teşekkür ederim. Biraz önce de kitaplarınızın yeni çıkan kitaplar, evet. Yani son 2 yılın herhalde çıkardığınız kitapları döndürdük. Yok. 56, 57, 58 ve 59. 59, tamam. Son 5 kitap. Onları da ekranda döndürdük. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet, bugün de Ülvi Hocam'la üniversiteleri, ülkemizi ve aslında turizmi konuştuk. Konu oraya kadar gitti. Ben ona çok teşekkür ederim katıldığı için. Daha ondan öğrenecek çok şeyimiz var. Bu daha yolun başı. Ben programı kapatmadan önce 26 Şubat günü Yakın Doğu Atatürk Kültür Merkezi'nde Kemal Saraçoğlu Vakfı adına bir konser düzenleniyor. Oradan da herkesi oraya davet ediyorum. Oranın geliri, tüm geliri Kemal Saraçoğlu Vakfı'na bağışlanacak. Evet, teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. İyi akşamlar dilerim.